Yerlik asatizmi arkadaşlar. Asatizm diğer adıyla çilecilik ya da zahitlik diye geçiyor ve şöyle tanımlıyoruz. Kişinin mütemadiyen yas halinde olması ve keyif veren şeylerden kendisini uzak tutmasıdır. Neden çilecilik demişler? Aslında ismini dini vecibelerden alıyor. Yani din adamları özellikle ne yapıyorlar? İşte çilehane denilen bir şey var ve orada ibadete yöneliyorlar. Dünyadan ele tek çekiyorlar falan. Freud bunu şöyle yorumluyor. Diyor ki ergenlerin ya da gençlerin bir şekilde baskıdan ya da işte toplumsal kurallardan dolayı kendilerini diyorlar keyif veren şeylerden uzak tutması da bir çiledir. Ya da eşini kaybeden bir insanın artık hiç eğlenmemesi, şarkı dinlememesi, müzik dinlememesi bunların hepsi de birer nedir? Asetizm olarak karşımıza geliyor. Yani şöyle yorumlayacağız. Kişinin dünyadan ele tek çekmesi. Keyif veren, yemek, işte ne bileyim uyku, müzik, eğlence bunların hepsinden kendisini uzak tutması anlamına geliyor. Devam edelim. 20 özgecilik. Diğer isimlerini mutlaka alıyoruz. Diğerganlık. Özgecilik ya da diğerganlık. Bakın şöyle tanımlayacağız. Kişinin hiçbir menfaat beklemeden kendisini başkalarına adamasıdır. Bunu en iyi kimler yapar? Kadınlar yapar. Yani erkekler hiç kusura bakmasınlar. Erkekler özgeci tarafları hakikaten daha zayıf. Kadınlar böyle, anneler böyle. Her anne değil tabii. Ve öğretmenler böyle, her öğretmen değil tabii. Dolayısıyla da bu şey demek, yani hiçbir menfaat beklemeden karşınızdaki insanlara bir şeyler yapıyorsanız bu özgeci bir tavır olduğu anlamına gelir. Adı üzerinde zaten diğer gamlık. Yani diğerinin gamıyla gamlanmak, diğeri üzülürken üzülmek. Hani bir şekilde bu anlamlara da geliyor. Dolayısıyla hiçbir karşılığım yok, hiçbir menfaatim de yok. Tamamıyla insanlara yardım etmek amaçlı ilerliyorum. 21. Şimdi bu size garip gelebilir. Introjeksiyon. Ben bunu yıllardır anlatıyorum. Bu bir savunma mekanizması arkadaşlar. İçe alma. Veya içselleştirme anlamına geliyor. Biz buna kimlere örnek veriyoruz? Yamyamlar. Nasıl yani diyeceksiniz? Yamyamlar insan eti yiyorlar ama insanın da her et, yani her uzuvunu yemiyorlar. Özellikle düşmanlarının kalbini yiyorlar. Çünkü mantık ne? Düşmanının kalbini yediğinde onun gücünün kendisine geçtiğine ve bunu içselleştirdiğine inanıyor. Bu bir savunma mekanizması. Kişiyi daha güçlü kılıyor. Biz 21. yüzyıldayız ve şöyle hikayeler duyuyoruz. İşte mesela daha geçen gün bir yerde okudum. İşte yeni doğan bebeklerin ondan sonra işte kanlarını alıp onları içip gençleşeceğine falan inanan insanlar var dünyada ve bu bir sektör haline gelmiş. Yani hakikaten mesela işte ne bileyim çocukların kromozom yapılarından alıyorlar, işte hücrelerinden alıyorlar, bunları kendilerine enjekte ediyorlar, korkunç şeyler var. Dolayısıyla da introjeksiyona girer bu da. Yani onda var olan bir şeyi kendi içime aldığımda, içselleştirdiğimde ne yapıyorum? Ben de kendimi onun gibi ortaya koymuş oluyorum. Pamuk Prenses masalını hatırlayın. Cadı orada ne söyledi? Dedi ki, avcıya, bana dedi Pamuk Prenses'in kalbini getir. Neden kalbini? Çünkü kalbini aldığında onun güzelliğinin kendisine geçeceğine inanıyordu. Dolayısıyla bu da nedir? Introjeksiyon olarak karşımıza gelir. 22 olduk. Antisipasyon. Antisipasyon, olumlu beklenti oluşturmaktır.
düşünün. 2016 KPSS'de başarılı olamadı. Ne yapıyor? Diyor ki 2017 KPSS'de ben başarılı olacağım ve kupayı alacağım. Şimdi bakın, bu iyi bir şey, iyi bir mekanizma. Freud da böyle söylüyor. Diyor ki aslında kişinin hatalarından ders çıkartarak daha iyi bir noktaya gittiğini ifade eder. Böylece insanlar geçmişte yaptığı hataları yapmaz, geleceğe dair de olumlu bir beklenti ortaya koyarlar. Biz buna ne diyormuşuz? Antisipasyon diyoruz. Devam ettik. Bedenselleştirme. Kaç olduk? 23. Bedenselleştirme. Lütfen diğer isimlerini yazın. Organlaştırma. Somatizasyon. Ya da dönüştürme. Şöyle diyelim, kişinin yaşadığı gerginlikleri veya stresi bedenine hastalık olarak aktarmasıdır. Maalesef böyle bir mekanizmamız var ve çok sıklıkla kullanılan bir mekanizma. Şöyle düşünün, çocuklar okula gitmek istemediklerinde hep şunu der: anne midem bulanıyor, ben bugün okula gitmesem. Ya da işte başım ağrıyor, ben bunu işte okula bugün gitmesem falan. Çünkü neden? O kadar geriliyor ki demek ki sonrasında bu bedenine bir şekilde yansıyor. Mesela migren, diyare ya da ishal, kabızlık, konstipasyon dediğimiz şey. Bunların hepsi arkadaşlar psikolojik kökenlidir. Dolayısıyla bir bedenselleştirmedir. Bedenselleştirmeyi ÖSYM çok seviyor. O yüzden de sınavda karşınıza çıkabilir diye düşünüyoruz. Mesela iflas eden bir adamın ülser olması. Neyle alakalı? Tamamıyla bedenselleştirmeyle alakalı. Kaç olduk? 24. Mizah ya da humor. Mizahta da bahsettiğimiz şey şu: kişinin yaşadığı gerginliği şakaya vurması veya karikatürize etmesidir. Freud şöyle söylüyor: en yapıcı mekanizmalardan biridir. Şimdi aklınıza şöyle soru gelebilir: hocam başka hangi mekanizma yapıcı? Bakın size şöyle söyleyeyim. Mizah mekanizması ve yüceltme mekanizması en yapıcı mekanizmalardır. Çünkü ortaya iyi bir şey çıkar. O hani Freud'un dediği insan doğası kötüdür, İtten işte saldırganlık duyguları gelir. Bunları en iyi toparlayanlar mizah ve yüceltmedir. Ve Freud diyor ki zeki insanlar mizah kullanır. Yani çünkü neden? Cem Yılmaz gibi düşünün ya da işte komedyenleri falan düşünün. Zeki insanlar karşılarına çıkan bir zorluk olduğunda genelde güler geçerler. Çok böyle sallamazlar. Dolayısıyla da sallamamak değil aslında, böyle denge kurarlar. O işi bir karikatür gibi düşündüklerinde üzerinden hani bir şekilde atması ya da o durumla baş etmesi çok daha kolaydır. Dolayısıyla da en iyi mekanizmalardan bir tanesi de mizahtır. Devam ettik. Çözülme. 25. Çözülmeyi biz ruh sağlığı bozukluklarında konuşacağız. Yani hastalıklarda. Aslında çözülme bir kişilik bölünmesi olarak söylüyoruz ama biz burada ondan bahsetmiyoruz. Şöyle düşünün, kişinin bir an olsun, bir anlığına nerede ne yaptığını hatırlayamaması. Şöyle düşünün, ben tahtaya döndüm, dedim ki ne yazacaktım ben ya? Bir anda gitti, kablo temas oradan gitti.
Freud bunu çözülme olarak anlatıyor. Ya da işte gardırobun kapısını açıyorsun. Ben ne alacaktım ya? Değil mi? Çok sık yaşadığımız bir şey. Neden oluyor biliyor musunuz? Çok yorgun olmaktan, kafanızın çok dolu olmasından, uykusuzluktan, stresten kaynaklanıyor. Buna da biz çözülme diyoruz. Ketlenme. Arkadaşlar ketlenme şoka girmektir. Şimdi bu da bir savunma mekanizması ve Freud diyor ki mesela diyor bazen insanlar öyle haberler alır ki öyle kötü şeyler olur ki o an o durumla baş edemezler ve şalteri komple kapatırlar. Mesela bir ölüm haberi aldığında bir insanın bayılması. Bu ne demek? Yani diyor ki beyin diyor şu an bununla mücadele edemiyor. O yüzden de şalteri kapat kendini koru. Hani bazen şey yaparız ya evlerde de hiç sigorta atmasın diye önce bir şalteri indirirsiniz falan aynı hesap. Yani onun kendini yenilemesi için gereken bir şeydir. Ya da bilgisayarları aç kapa yaparız falan gibi. Bunların hepsi aynı mantığa dayanıyor. Dolayısıyla çok travmatik süreçler söz konusu olduğunda insanlar bayılarak bazen kısmi felçle, bazen geçici amneziyle yani geçici hafıza kaybıyla kendi ruh sağlığını korumaya çalışır. Deprem sonrasında mesela Kocaeli depremi sonrasında 99 yılında çoğu insanın deprem anını hatırlamadığı ortaya çıktı. Çünkü neden? Şalter inmiş. Yani beyin onu düşünmeyi asla kabul etmiyor. Biz buna arkadaşlar ketlenme diyoruz, şoka girme diyoruz. Hakikaten insan için önemli bir mekanizma. Duygusal soyutlanma. Allah'ım bitiyor galiba. Ne kadar fazlaymış değil mi? 27. Duygusal soyutlanma ya da diğer ismiyle izolasyon. Ne demek bu? Kişinin duyguları yokmuşçasına davranmasıdır. Mesela ne diyoruz? Erkekler ağlamaz. Şimdi toplumda böyle bir yargı var mı? Var. Ne diyoruz? Erkekler ağlamaz canım. Ve ben yıllardır öğrencilerime, yani erkek olan öğrencilere soruyorum. Diyorum ki, hiç diyorum yolda ağladın mı? Şey diyor mesela, hocam niye ağlayayım ya? Falan. Yani 10 kişiden... Anca iki tanesi gerçekten evet hocam yani böyle bir hüzünlendiğim oldu falan deyip daha dürüst davranıyor. Ama bu kızlarda da var. Mesela şöyle insanlar tanıyorum ben. Yani ağlamak çok bana şey geliyor ya, güçsüzlük, acizlik. Böyle bir şey olabilir mi sizce? Yani insan madem sadece etten kemikten değil, aynı zamanda ruhla ve duygularla yaratılan bir varlıksa eğer, ağlamamak nasıl bir güçlük olabilir ki? O yüzden biz hep şey diyoruz, ağlayan insanın kalbi daha yumuşaktır. Ağlayabiliyorsa bir insan, kalbi daha yumuşaktır. Artı kendiyle daha barışıktır. Yani hiç ağlayamıyorum diyen insanlar beni çok düşündürmüştür mesela. Niye ağlayamıyorsun? Ya da ağlamayı, duygusal davranmayı, içten olmayı, dürüst olmayı, şeffaf olmayı, duygusallık ve acizlik olarak değerlendiren insanlarda da yine bir sıkıntı var hakikaten. Yani biraz deşseniz çıkar yani. Çoğu insan tabii bazen haklı olarak da bunu yapıyor. Yani bazı insanlar yaşadıkları sorunlar ve sıkıntılar sonrasında dünyaya karşı bir gard alıyorlar. Yani o duygusal olmamayı ya da işte güçlü görünmeyi bir kalkan olarak kullanıyorlar. Dolayısıyla bu da evet geçerli. Freud zaten bu anlamda kullanıyor. Bazı insanlar diyor böyle yapar ve kendilerini korumaya çabalarlar. Yani bu umarım değişir ama hani duygusal olmak kötü bir şey değil arkadaşlar. Daha doğrusu mesela ben duygusal bir insan mıyım? Değil. Ama duygulu bir insanım. Yani burada bir şey var. Bir nasıl diyeyim? İnsani bir şey olması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet ve sona geldik. Yüceltme. Az solistler sondan gelir. En sevdiğimiz mekanizma. 28. Yüceltme.
Bunu konuşacağız biraz. Şu tahtanın bu tarafını da sileyim ben. Arkadaşlar, Freud bize ne söyledi? İki tane dedi, biyolojik dürtüyle dünyaya geliyoruz. Bir tanesi dedi cinsellik, bir tanesi saldırganlık. Freud'un bir tezi daha var. Ne diyor? İnsan doğası kötüdür. Ve kötü olmaya da eğilimlidir. Şimdi yüceltme için biz burada dedik ki en yapıcı mekanizmalardan bir tanesi. Nasıl oluyor? Freud diyor ki doğuştan gelen bu yıkıcı duygular, yani cinsellik ve saldırganlık gibi duygular doğrudan toplumsal düzlemde ortaya konulamaz. Yani siz olumsuz olan bir dürtüyü doğrudan ortaya koyduğunuzda toplum sizi onaylamaz. Peki ne diyeceğiz o zaman yüceltme için? Yüceltme kişinin toplum tarafından onaylanmayan dürtülerinin toplum tarafından onaylanır hale getirilmesidir. Biz bunu en çok nerede yapıyoruz? Mesleklerde ve sanat alanında yapıyoruz. En çok burada görülüyor mesela. Yani yıkıcı olan dürtüler bir şekilde toplumun onaylayacağı hale geliyor. Mesela şöyle düşünün. Çok basit örneklerle başlayalım. İşte çok saldırgan bir insan, çok öfkeli bir insan. Bu adam ne yaparsa bunu yüceltmiş olur. Mesela bir sporcu olursa, kickbox yaparsa, neydi, tayı mayı mı öyle bir şeyler vardı işte dövüş sanatları. Mesela dövüş sanatlarıyla uğraşırsa bu adam bunu yüceltmiş olur. Gene adam döver ama kimse ona bir şey demez. Yüceltme böyle bir şey. Yani aynı şeyi yapıyorsun ama toplumun onaylayacağı bir kılıfta yapıyorsun. Yani çok enteresan. Bunu daha önce anlatmıştım. Leonardo da Vinci biliyorsunuz işte muhteşem bir resim yaptı, Mona Lisa diye. Bu resmin çok tartışılıyor. Yarısı kadın yarısı erkek olduğu falan söyleniyor. Ben resmin orijinalini gördüm. Hiçbir şey anlamadım. Yani zaten şu kadarcık bir resim. Yani baktığınızda. Baktım bir şey anlamadım. Ama insanlar böyle düşünüyorlar. Resim öğretmenlerine falan da soruyorum. Yani evet hocam işte yarısı kadın yarısı erkek falan diyorlar. Şimdi şöyle düşünelim. Freud'la Leonardo da Vinci arasında 500 sene var. Yani Leonardo'dan 500 sene sonra Freud dünyaya geliyor. Freud da yememiş, içmemiş, Leonardo'nun hayatını incelemiş. Ve şöyle bir tespite varıyor. Diyor ki, Leonardo Mona Lisa tablosunu yaparken aslında kendinden yola çıktı. Çünkü neden? Freud'a göre Leonardo eşcinseldi. Eşcinsel dürtülerini ortaya koyamazdı. Çünkü toplum onu dışlardı. Leonardo ne yaptı? O da bir sanat eseriyle, bir resim yaparak ve muazzam bir resim yaparak yarısı kadın, yarısı erkek bir resim ortaya koydu ve insanlar Leonardo'yu alkışladılar. Çok enteresan. Mesela Oscar Wilde ve Shakespeare, biliyorsunuz onlar da hani erkek sevgililerine şiirler yazmışlar. Oscar Wilde daha buna aşina yapmış ama mesela William Shakespeare'in yazdığı sonelerde çoğu insan bilmez. Aslında bir erkeğe yazılmıştır onların hepsi ama sanki bir kadına yazılmış gibi okunur. Dolayısıyla bunların hepsi arkadaşlar yüceltme mekanizması olarak karşımıza geliyor. Freud diyor ki medeniyetleri ya da uygarlıkları kuran mekanizma kesinlikle yüceltmedir diyor. Eğer yüceltmeyi kullanmıyor olsaydık birbirimizi yerdik. İnsanlar o yıkıcı taraflarını daha fazla ortaya koyarlardı. Şu da yüceltmeye girmez mi? Mesela çok katı, çok böyle gerçekten hatta antisosyal kişilik bozukluğu olsun. Böyle bir öğretmen düşünün, tamam mı? Bu öğretmen önüne gelen çocuğu dövüyor mesela. Şimdi öğretmen olarak dövdüğünde ben çocuğumun annesi olarak gidip ondan hesap sorabilirim. Sen ne yapıyorsun derim. Ama eğer bu adam disiplin kurulu başkanı olursa
ben bu adama ne diyebilirim? Bakın ne yaptı? Yüceltmiş oldu. İşte yüceltme böyle bir şey arkadaşlar. Freud bunu çok uzun uzun anlatıyor. Bizim o kadar vaktimiz maalesef yok. Böylece savunma mekanizmalarını biz bitirmiş olduk. Güzel oldu, iyi oldu. Buradan soru bekliyoruz bu sene. O yüzden lütfen hazırlıklı olun. Bunu yanlış anlamayın, şey için söylemiyorum ama mesela biz bunu çok gördük. PDR'de de, okul öncesinde de. Öğrenciler çok yazıyorlar bana. Hocam derste o işte öyle demiştiniz ya, hani hissediyorum bu çıkacak falan dediğiniz şeyler çıkıyor falan. Hakikaten bu sene de çıktı. Bu hani soru tutturmak iş değil, ondan bahsetmiyorum ama dediğim yerlere bir dikkat edin. Yani savunma mekanizmaları bu anlamda bence bir soru mutlaka bekliyoruz. Aynı zamanda eğitim bilimlerinde de sizin ihtiyacınız olacak. Evet, Freud'u böylece savunma mekanizmalarıyla bitirmiş olduk. Hadi bakalım devam ediyoruz.